Bismillahirrahmanirrahim. Meal dersimize devam ediyoruz. Suratul Bakarati sayfa 11 77. ayetten başlıyoruz. Bildiğiniz üzere meal derslerimiz kısmen sarf ve nahi bilgisi içermektedir. Bu derslerde ağırlık, öncelik mealdir. Evvela ya'lemûne. Buradaki hemze istifham yani soru manasında, hemen ardından gelen vav zaittir yani kelimeyi süslemek için gelmiştir. Cümle bir süs olsun diye pekiştirme için gelmiştir. Evvela ya'lemûne. Onlar bilmiyorlar mı? Neyi? Ennallâhe şüphesiz ki Allahu Teala ya'lemu bilir. Neyi bilir? Ma o şey ki yusirrûne gizliyorlar. Yani gizlediklerini bilir ve ma yine o şeyi bilir ki yu'linune açıkça yapıyorlar. Yani insanların açıktan yaptığı ve gizli olarak yaptığı her şeyi Allah-u Teala'nın bildiğini onlar bilmiyorlar mı? Yahudilerden bahsedilmekte. Enne ismine nasb haberini raf eder, hurufu müşebbetun bil fi'l diye geçmiş olan meşhur harflerden. Burada Allah lafzı yani lafzatullah ennenin ismi ya'lemu fi'l cümlesi olarak yani bir fiil hüvedonun faili bir cümle olarak fiil cümlesi olarak haberdir. Yu'linun ifal babındandır. El'ane e'lene yu'linu e'lene yu'linu derken yu'linu da hemze hasfedilmiştir. Bildiğiniz üzere ifal babının muzaresinde hemze hasfedilmektedir. Buna İzzidere değinilmiştir. Ekrimu tükrimu şeklinde. Ve minhum, buradaki min tebaiz, bazıyet ifade ediyor. Ve minhum, onlardan vardır. Yani o Yahudilerden bir kısmı da ümmiyyûne, ümmidirler. La ya'lemûne, bilmezler. El kitabe, kitabı bilmezler. Yahudilerden bahsettiğimiz için kitaptan kasıt Tevrat olmakta burada. İlla ancak onlar bilirler neyi? Emaniye zanları yani kulaktan dolma boş şeyleri bilirler. Bildik onun bir bilgi olduğunu zannederler. Ve inhum oysa onlar değildir. İlla ancak onlar yazunluğuna zanda bulunuyorlar. Zannediyorlar. İnsanların bir kısmı delilsiz şeylere inanmaktadırlar. Oysa delil, ispat, kanıt bu tür şeyler ön planda olmalıdır. Feveylün yazıklar olsun. Lillediğine o kimseler için ki onlar yektubuğuna yazıyorlar. Yani yazanlara yazıklar olsun ama neyi yazanlara? Her yazan değil. El kitabe kitabı yazanlara. Bi eydihim elleriyle, kendi elleriyle kitabı yazanlara yazıklar olsun. Sümme sonra yeguluna onlar diyorlar. Hada bu yani yazdıkları şey. Min indillahi Allah Teala'nın katındandır diyorlar. Yani insanlar aldatıyorlar. Niye böyle diyorlar? Liyeşteru satmak için bihi onu semenen garilen az bir bedel karşılığında onu satmak için Allah katından geldi diye insanları kandırıyorlar. Feveylün yine yazıklar olsun lehum o kimselere ki neden dolayı onlara yazıklar olsun? Mimma yani min ma o şeyden dolayı ki ketebet yazdığı eydihim elleriyle yani elleriyle yazmalarından dolayı onlar yazıklar olsun. Ve yine yazıklar ve veylün yine yazıklar olsun lehum onlara neden ötürü mimma yeksibuna kazandıklarından dolayı elleriyle yazdılar bunu satıp menfaate çevirdiler. İşte bir yazmalarından dolayı iki bunu satmalarından buna kazan sağlamalarından dolayı da ayrıca yazıklar olsun. Ve galu onlar dediler ki len temessene bize asla dokunmayacaktır. Bize asla dokunamaz. Ne? Ennaru ateş yani cehennem. İlla ancak cehennem bize dokunur yani bizi yakar. Eyyamen yevmun eyyam cemim keser günler demek. Öyle günler ki bu ma'dudeten sayılı. Yani ateş bize ancak belirli günler. Birkaç gün dokunabilir. Her gün biz ateşte yanmayız dediler. Gul sen söyle entüm pardon ente sen söyle fa'il. Ettehadtum indallahi Allah katından mı aldınız? Buradaki ettehaze
Ettehaze kelimesinin aslı e ittehaze, yani ehaze, ehaze fiili mücerridi, ehaze bir mücerrit fiil olarak iftial babına aktarıldı. Ehaze aktarıldığı zaman ne olmuştur? İttehaze şeklini aldı. İttehaze oldu. Sonra bir istifham hemzesi geldi. E ittehaze diye yazılmıyor bu durumda. Direkt ettehaze diye yazılmaktadır. Ettehaze'nin açılımı e ittehaze. İlk başta istifham hemzesi var. Ardından babın hemzesi var esreli olarak. Ama bunlar yan yana geldiği zaman ne var burada? Bir hazif söz konusu. Çünkü ittehaze babının hemzesi hemze-i vasıldır. Hemze-i vasıl başına istifham geldiği zaman burada hasfedilmektedir. Ne gibi? El ane, al ane gibi. İstekberte emkünte. Estekberte diye yazılır. Aslı e istekberte. E istekberte. Bu da ayette geçmekte. Demek ki sonuç olarak buranın aslını bilmek yeterli. Aslı e ittehaze idi. Ettehaztum, siz aldınız mı indallahi, Allah katından, ahden bir söz. Allah katından bir söz mü aldınız? Yani böyle konuşuyorsunuz ama. Felen yuhlife, asla dönmez Allahu, Allah Teala dönmez, caymaz ahdehu, verdiği sözden. Yani söz verdiyse tamam, garantidesiniz. Hem yoksa tegulune, siz söylüyor musunuz? Yani uyduruyor musunuz demektir bu. İftira mı atıyorsunuz? Alallahi, Allah Teala'ya. Ma o şey ki la ta'lemune, bilmediğiniz. Yani bilmediğiniz halde bilmediğiniz şeyleri Allah Teala'ya mı uyduruyorsunuz? Sanki o söylemiş, ifade etmiş, buyurmuş gibi. Bela normalde naem, bela, i, ecel, ceyri, bunlar evet manasında kullanılır. Ama burada bela, hayır. Hayır, durum öyle değil. Sizin anlattığınız gibi değil. Men o kimse ki kesebe, kesbetti, kazandı, seyyiyeten, günah ve ehadat, ve kuşattı bihi, onu kuşattı, ne hati hadiyetuhu, onun hataları onu kuşattı. İşte kim böyleyse ulake, işte onlar ashab-ı nari, narın adamlarıdır. Yani cehennemin arkadaşlarıdır. Cehennem ehlidirler. Ashab, sahibun, ashabun. Sahip kelimesinin çoğuludur. Cemi mükesserdir. Hum, onlar, yani bu özelliklere uyan kişilerden bahsediyor. Onlar fiha, orada, yani narda, ateşte, halidun, ebedi kalıcıdırlar. Nar, en nar kelimesi semai müennestir. Yani bir müennestir. Bu yüzden fiha da fi'den sonra gelen zamir ha diye müennes zamir gelmiştir ve müzekker zamir gelmemiştir. Halidune. Vellezine, o kimseler ki amenu, iman ettiler, ve amirus salihati, ve faydalı işler yaptılar. İşte her kim iman edip faydalı işler yaparsa ulaike, işte onlar ashabul cenneti, cennetin adamlarıdır. Hum, on adamlar derken kadınlar da dahil buna. Cennetin sakinleridir. Hum, onlar fiha, orada halidune, ebedi kalıcıdırlar. Ebedi kalacaklardır. Ve id, hani ahadna, biz almıştık mithaga beni İsrail. İsrail oğullarından misak, yani sağlam bir söz almıştık. Bize bir söz vermişlerdi. Misak kelimesi mimli mastardır. Vesiga yesigu, 6. bab. Vesiga yesigu'dan mimli maslardır. Nisak diye gelmiş. Bunun aslı mivsak, yani ya yerinde vav harfi vardı. Mivsak şeklinde geliyordu. Mivsak, ilan kaidelerini az çok biliyorsanız, madem ki vav var, vav sakin, ma kabli meksur, mivsak, yani mim esreli, o zaman ne olması gerekir? Vav'ın ya harfine dönüşmesi gerekir. Bu yüzden ya'ya dönüştü ve misak şeklini aldı. Misak beni İsrail. İsrail oğullarından hani sağlam bir söz almıştık. Neydi o söz? La te'budune, ibadet etmeyeceksiniz. İlla, ancak ibadet edeceksiniz Allah'a, Allah Teala'ya. Yani Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceklerine dair söz almıştık. Ve bil valideyni, validün, validani, valideyni, tesninin cer hali, valideyn ihsanen, anne babaya iyi davranmaya dair söz almıştık. Ve dil kurba, zil kurba akrabalar demek. Anne babanın
işte ne diyelim, akrabası, akrabanın olduğunu herkes biliyor. Kurbağa kelimesi mastardır. Yani dışarıdaki kurbağa değil, akraba mı? Kurbağa direkt yakınlık demek. Zih sahip, yakınlık sahibi, yani akraba kastedilmekte. Ve letama, yani el yetama, yetama kelimesi de sıfatı müşebbehedir. Cemidir bu kelimede. Ve mesakin, mesakin kelimesi de yine miskin kelimesinin cemisi. Bu da sıfatı müşebbehedir. Az önce geçen yetama kelimesi zarabe babından, fetahe babından, kerime babından, kerume, 3 babtan gelebilir. Tekrar edelim. Ve zil gurba ve akrabaya ihsan, yani iyi davranacağına dair, ve letama ve yetimlere karşı iyi davranacağına dair söz almıştık. Ve daha el mesakin miskinlere karşı iyi davranacağına dair söz almıştık. Ve yine söz almıştık. Kulu din linnâsi, insanlara hüsnan, İyi sözler deyin, söyleyin diye bunu da söz olarak almıştık onlardan. Ve aldığımız söz devam ediyor. Ve eqimu es-salate, ve namazı dosdoğru kılacaklarına dair de söz almıştık. Ve atuz zekate, ve zekatı vereceklerine dair de söz almıştık. Burada geçen hüsn kelimesini de söyleyelim. Hasune yahsunu, 5. baptan mastar. Ve atuz zekate, ve zekatı vereceklerine dair söz almıştık. Sümme sonra tevelleytüm, siz yüz çevirdiniz. Yani verdiğiniz sözü ne diyelim, tutmadınız. İlla ancak verilen sözü tuttu, galilen az bir kısmı, minküm, sizden az bir kısmınız. Yani diyelim ki binlerce kişi vardı, bunun azınlığı sözünde durdu. Ve entüm siz mu'rizune, yüz çeviricisiniz. Mu'rizun ismi faildir. Mu'rizun kelimesinin ismi faili. O da e'rada, yani rubaidir. E'rada ef'ale, ifal babından, ismi failin cemi müzekkeri olmaktadır. Mu'rizun, yüz çevirdiniz, sözünüzde durmadınız. Bu şekilde bu sayfayı da bitirdik.